Arkadaşlar merhaba. Şimdi solunum sayılması ile ilgili bir videomuz var. Burada da malzeme olarak hemşire gözlem notumuzu, defterimizi alacağız ve aynı zamanda saniyeli bir saatimiz olması gerekiyor. Malzemelerimizi hazırladıktan sonra aileye işlem konusunda bilgi vermemiz gerekiyor. Çocuğa da aynı şekilde 7 yaşından büyük bir çocuğumuz olduğu için çocuğa da solunum sayacağını söylememiz gerekiyor. Neden? Çünkü kolaylıkla solunumunu tutabileceği için ya da işte strese girip kendisi etkilenebileceği için nabız sayıyor gibi elimi göğsünün üzerine koyarak solunum saymasını uygulayabiliriz. Çocuk sakin zaten. Kıyafetinden büyük çocuk olduğu için karın ve göğüs hareketlerini çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliriz kıyafetin üzerinden de. Çocuğa bilgi veriyoruz. Nabız ölçeceğimizi söylüyoruz. Nabız ölçeceğimizi söylediğimiz için nabız ölçüyormuş gibi yapıp 1 dakika boyunca göğüs ve karın hareketlerini gözlemleyip göğüs ve karın hareketlerini saymamız gerekiyor. Çocuğa da solunumla ilgili herhangi bir bilgi vermiyoruz zaten. Saatimize bakıyoruz. 60 saniye boyunca sayıyoruz aynı şekilde. Bir dakika boyunca saydığımızı varsayalım arkadaşlar. Saydığımız sonucu da kendimiz öncelikle değerlendirmemiz gerekiyor. Çocuğun taşık nesi, bradik nesi, solunumla ilgili bir sıkıntısı var mı yok mu, bunu kendimiz değerlendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda aileye de bu konuda bilgi vermemiz lazım. Hemşire gözlem dosyamızı da aynı şekilde kaydetmemiz gerekiyor. 7 yaşından küçük çocuklarda da yine ölçümü yaparken bu sefer kıyafetini çıkarmamız gerekebilir. Aynı zamanda bebek olan çocuklarda özellikle sakin olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani tercih ettiğimiz zamanlar genellikle emzirirken ya da bebek uyurken solunumu saymamız gerekiyor. Kıyafetini hafif açıyoruz yukarıya doğru. Göğüs ve karın hareketlerini yine takip ederek 1 dakika boyunca saniyeli saatimizle gözlemleyip sayıyoruz. Solunumu saydıktan sonra yine aynı şekilde aileye solunum tipi ile ilgili bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Çocuğun bradik nesi, taşık nesi, çekilmesi, herhangi bir sıkıntısı var mı, siyanozu var mı, bu konuda aileyi bilgilendiriyoruz. Aynı şekilde hemşire gözlem notlarımızı da kaydetmemiz gerekiyor. Normal solunum değerlerimiz yeni doğanlarda 30 ila 60. 1 ay ve 1 yaşındaki yani 12 ay, 1 ay ile 12 aylık bebekler arasında 30 olmasını istiyoruz. 1-3 yaş arasında 20 ila 40. 3-6 yaş arasındaki çocuklarda 20 ila 30. 6-12 yaş arası çocuklarda 16 ila 25 olmasını istiyoruz. Aynı zamanda 12 ila 18 yaş arası çocuklarda artık yetişkinliğe daha da yaklaştığı için 12 ila 20 arasında olmasını tercih ediyoruz.